Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Xbox Game Pass tarafından sunulan en kaliteli oyunlardan bahsedeceğiz. Bildiğiniz üzere son zamanlarda bilgisayar tarafında sunulan oyunların fiyatı artmış durumda. Örneğin geçtiğimiz yıllarda 200-300 TL'ye alabileceğimiz bir oyun artık bu sene piyasaya sürüldüğünde Türkiye'de DLC'lerle veya full paketlerle beraber 1000 liraları geçiyor. Bu yüzden piyasada karşımıza çıkan farklı oyun marketlerinden uygun fiyata oyun satın almak için yeni kampanyalar çıktığını biliyoruz. Örneğin Steam tarafında dolar kuru biraz daha düşüğe sabitlendi. Epic Games tarafında ücretsiz oyun verilen bazı dönemler oluyor. Fakat Epic Games'e Steam tarafında yapılan bu kampanyaların genellikle güncel oyunlar için yapılmadığını fark ediyoruz. Bu yüzden Microsoft tarafından sunulan Xbox Game Pass tarafında en kaliteli oyunlardan bahsedeceğiz. Xbox Game Pass hizmetinde 300'den fazla oyunun sunulduğunu biliyoruz. Fakat bu 300 oyun içerisinde en sevilen, en kaliteli oyunların başında geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen Halo Infinite geliyor. Geçtiğimiz yıl Xbox Game tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı oyununun ilk olarak Game Pass kapsamında olmadığını belirtelim. Halo serisinin 6. oyunu ve bir de genel olarak 16. Halo oyunu olan Halo Infinite, Halo 5 Guardians'tan sonra Master Chief'in hikayesini de ele alıyor. Genel olarak bu oyunu incelediğimizde geçtiğimiz yıl piyasaya sürüldüğünde Xbox Game Pass desteğini almayan fakat geçtiğimiz aylarda Xbox Game Pass desteğiyle oyuncuları sevindiren Halo Infinite oyununun listedeki oynanması gereken ilk oyunlardan olduğunu belirtelim. Listemizde karşımıza çıkan ikinci oyunumuz ise Microsoft Flight Simulator. Microsoft firması tarafından Windows için hazırlanmış bir uçuş simülatörü oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Eğlence sektörünün en eski ve en başarılı ürünlerinden. Flight Simulator oyunu biraz daha kapsamlı bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Hem grafik tarafında hem oynanış tarafında uçak kokpitinin birebir aynısını yaşayabileceğiniz, deneyimleyebileceğiniz bir oyun olarak karşımıza çıkıyor. Bu oyunu da Xbox Game Pass üyeliği aldığınız takdirde marketinizden ücretsiz olarak edinebilirsiniz. Sıradaki oyunumuz ise Forza Horizon 5. Playground Games tarafından geliştirilen ve Xbox Game Studios tarafından yayınlanan bir yarış oyunu, Forza serisindeki 5. Forza oyunu olduğunu da belirtelim. Xbox Game Pass üyeliği ile ücretsiz olarak edinebileceğiniz oyun, Xbox One ve Xbox Series X ve S için de oynanılabilir. Forza Horizon 5'i serinin önceki oyunuyla kıyasladığımızda grafik tarafında biraz daha iyi bir haz verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca oynanış tarafında da daha gerçekçi bir yapıya sahip. Xbox Game Pass üyeliği ile bilgisayarınızda ücretsiz oynayabileceğiniz bir diğer oyun ise A Way Out. Hazelight Studios tarafından geliştirilip Electronic Arts tarafından dağıtılmış bir aksiyon macera oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Oyunun tek kişilik oynanma seçeneği yok. Oyun yalnızca çevrimiçi ya da aynı bilgisayar üzerinden ekran bölünerek co-op bir şekilde oynanabiliyor. Oyun Windows, PlayStation 4 ve Xbox One için 23 Mart 2018 tarihinde piyasaya sürüldü ve 2 haftada 1 milyondan fazla kopya sattı. Daha sonrasında ise Xbox Game Pass kullanıcıları için ücretsiz bir şekilde oynanabilir hale geldiğini de belirtelim. Xbox Game Pass'in ücretsiz oyun listesinde tercih edilebilecek ilk oyunlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Xbox Game Pass üyeliği ile bizlere sunulan kütüphanede tercih edilebilecek en kaliteli oyunlardan biri de geçtiğimiz yıllarda piyasaya sürülen Doom Eternal. Doom serisine ait oyunlar ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Doom Eternal oyunu ise ID Software tarafından geliştirilen ve Bethesda Softworks tarafından yayınlanan birinci şahıs nişancı video oyunu olarak karşımıza çıkıyor. Söz konusu oyun ilk olarak 20 Mart 2020 tarihinde Windows, PlayStation 4, Xbox One için oynanabilir hale gelirken sonraki aylarda ise Nintendo Switch desteğini aldı. 2021 yılında ise PlayStation 5 ve Xbox Series X ve S desteğini de aldı. 2020 yılında piyasaya sürülen bir nişancı oyununa göre hala güncel bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü grafikler ve oynanış tarafında hala sanki yeni nesil bir oyunmuş hissiyatıyla karşımıza çıkıyor.
Monster Notebook katkılarıyla hazırlayıp sunduğumuz Oyun Canavarı serimizin yeni bölümünde Xbox Game Pass üyeliği ile ücretsiz olarak sunulan oyunların en kalitelilerini sizler için inceledik. Şimdi baktığımız zaman bu üyelik ile birlikte 200-300'den fazla oyun sunuluyor ama tabii 5-10 TL'lik bir oyun da sunuluyor. Çok pahalı, bütçe ayrılan bir kaliteli oyun da karşımıza çıkıyor. Bu videomuzda ise sizler için dedik ki bu üyeliği aldığınızda tabii ki diyeceksiniz ben ilk olarak hangi oyunları oynayayım, hangi oyunları indireyim. Sizler için ilk oynamanızı önerdiğimiz oyunlardan bahsettik. Önümüzdeki günlerde farklı liste videoları ile karşınıza çıkmaya devam edeceğiz. Eğer sizin de bu listede kesin olarak oynanmasını düşündüğünüz oyun varsa yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.